Hem uyuyorum, hem su yapıyorum, hem ısınıyorum, hem fırtınayı bekliyorum. Müthiş. Bir taşta 85 kuş. Hem de elimde meşale var. Hadi bakalım. Bir yerlerde şenlik olsa, sebeplensek, heyelensek, tüm bir olsak. Mesla, hoş geldin. Tekrardan. İnternet, can çorba istiyor. O zaman 3. episod. Where is my soup olsun. Birinci de olsun. Where is my soup? İnternete buradan sesleniyorum. Bakın. Bakın, Bozan'a çorba yapmayı biliyor. Bozan'ın yan görevlerini yapınca bize çorba yapmayı öğretsin. Tamam mı? Tavşan eti. Tamam mı? Direkt bak, malzemeleri söylüyorum. Bir şey eklemenize de gerek yok yani. Tavşan eti, mantar, su. Bir güzel kaynatacaksın. Onun suyu da çok sağlıklı olur, güzel olur, hoş olur. Kalorisi de fazla olur. Böyle mis olur ya vallaha. Hani bu yoklukta hani insanın motivasyonunu, moralini de arttırır yani. Mesela ilerleyen zamanlarda keşke bu oyuna şey de gelse. Motivasyon, hani akıl sağlığı, yani dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesinin akıl sağlığı olmasını isterim. Böyle işte Northern Light olduğu, kuzey ışıkları olduğu zaman radyo dinleyerek akıl sağlığımızı arttırma. Yok efendim işte kitap okuyarak akıl sağlığımızı dengeleme. Yok efendim güzel, lezzetli bir yemek yiyince akıl sağlığımızı dengeleme gibi özellikler gelmesi oyuna daha da lezzet katar efendim. Yani kesinlikle ya. Ve şu mekanikleri yapmak o kadar da zor olacağını düşünmüyorum. Yani şu mekanikleri yapmanın o kadar da zor olacağını düşünmüyorum ya. Bilmiyorum ama. Şiş kebap da yapalım istersen. Tabi canım. Çubuk, et, mantar. En güzeli bak. Yaratıcılık başar ya. Bir sürü yemek kitabı okuyoruz. Emine Beder'in mutfağı diye bak. Evde iki tane var. Burada birinci cilti var. Okuyalım şunları, bitsin yani. Biz boşuna mı okuyoruz Emine Beder'leri ya? Valla Yusuf, yani izlenmeler botsa bile benim bir şeyim yok. Direktifim, şeyim yok yani. Bot olsa dahi şey yapamıyorum hani, ben müdahale edemiyorum buna. Ben bot izlenme yapmıyorum zaten. Yapsaydım 2 sene içerisinde yapardım zaten. Öyle bir niyetim, öyle bir hedefim, öyle bir saçmalığım olsa. Hani Emine Bedir'e yapınca, okuyunca cidden çorba yapılsın ya. Vallahi yapılsın. Bak iki tane de şuradan hasır otu atarız var ya, öf. Dadından yenmez var ya, dadından yenmez yani. Vallahi karnım acıktı. Dur bakayım çayımı içeyim. TR Deathmatch. Pardon, TR Death Machine TR. 3. episod ne zaman çıkacak? Abi 3. episod Aralık'ta çıkacaktı. Ertelendi. Ertelendi. Tarih belli değil. Neden ertelediler? Nedir, ne değildir? Ben Long Dark her güncelleme yaptığı zaman, her duyuru yaptığı zaman kendi YouTube kanalıma en geç bir gün içerisinde bir video yüklüyorum. Duyuru diye. YouTube kanalımı takip ederseniz öğrenebilirsiniz efendim. Hani o duyuruları kaçırmazsınız. Aynı zamanda böyle bütün, mesela YouTube'a koyduğum bir sürü video koyuyorum da, YouTube'a koyduğum bütün videoları Twitter'da falan paylaşmıyorum. Ben o bir sürü videonun arasından bulamam diyorsan, ben o tip videoları arasından Twitter'dan falan da paylaşıyorum. Diyorum ki, aa bak, güncelleme geldi arkadaşlar, buyurun diye gözünüze sokmaya çalışıyorum olabildiğince. Özellikle benim takip ettiğim oyunları. Mesela Scam'a güzel bir güncelleme gelirse hemen Discord'da güncelleme patch'i, önemli şeyler yazıyor. O tip şeyleri yapmaya çalışıyorum. En azından benim takip ettiğim oyunları.
Moderatörlerimiz sağ olsun de izleyenlerimiz. Eğer bedava oyun olduğu zaman mesela Humble Bundle ve benzeri siteler bazen bedava oyun dağıtıyor. Bunları da yine Discord adresimizden duyuruyoruz efendim. Belirli gazete diye bir sekmemiz var. Oradan bakabilirsiniz. Discord'da uğrayın. Yani arkadaşlar biz size hani arkadaşlar sosyal medyayı beğenin, onu beğenin, bunu beğenin, şunu beğenin demiyoruz. Beğenirseniz size bir hizmet sunuyoruz. O yüzden beğenin diyoruz hani. Başkaları gibi arkadaşlar rakamım artsın, şöyle olsun, bu olsun diye değil. Size bir şeyler sunuyoruz. Değerlendirin diye yani. Bizde işler böyle abi yani. Niye takip edesin ki yani? Başka türlü niye yani niye? Discord kanalına niye çeksem size ne olacak yani? Muhabbet dinler en fazla. Şenlik olsa bir de bedava abonelikleri nasıl yapılır falan onları da ayarlayacağım Discord'da. Prime'la alakası olmayanlar arasında oradan direktlikleri takip edip bulabilsinler yani bazen sıkıntı oluyor. Onu yapmakta fayda var. Bir yerlerde şenlik olsa sebeplensek eğlensek Felekten bir gece çalsak. Yüksek yüksek tepelere pusu kursunlar. Hadi bakayım. Lütfen bana kibrit ver. Demir de iyi, odun da iyi. Bu da iyi. Bizim aldığımız bugünlerde ateş yapma konusunda bayağı kötüydü geçtiğimiz bölümlerde. Hatırlayanlarınız vardır. Hızlandırıcı hayatımızı kurtarmıştı yani. Yani geçtiğimiz bölümlerde bildiğin %100'lük bir yakamama başarısı vardı ya. Alem. Hocam hoş geldin. Aleyküm selam. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Keyifleriniz yerindedir umarım. Çayınızı kahvenizi hazırlamışsınızdır diye umuyorum. Hazırlamadıysanız da ve hadi buyurun efendim. Güzel Long Dark yayınımız devam ediyor. Bol bol yürüyüp hasrotları kemirip kurtlarla cebelleştiğimiz oyun. Yegane oyun. İşte bu havayı seviyorum. Rahat rahat istediğim kadar hasrot toplayabilirim şu an. Yayıla yayıla. Bak demiş işte samimilik bir panda iki can. Tabii canım ya. Tabii canım. Ne demek bir panda? Panda sen bir canım samimi bir insan. Ama yani şimdi biz burada biraz daha şeyiz yani. Direkt muhabbet ediyoruz, takılıyoruz. Ben hepinizi tanıyorum burada. Buradaki samimiyet Panda bunu kendi çetinde bunu kurabilmesi biraz daha zor. Yani 1500 kişi adamı izleyince adam hangi birine şey yapsın yani hani ezberlesin falan filan. Adamın 1500 abonesi var. Abonelerin hepsini ezberle bilmez yani. Ben burada bilirim. Abone olun hepinizin ismini. Ecdadınızı öğrenirim gerekirse falan. Yani. O da bir yere kadar yani. Küçük krallarda hep muhabbet ortamı çok daha güzel, çok daha temiz kuruluyor. Ki Long Dark'ta zaten muhabbet edebilmenin hem içerik çıkarıp hem de muhabbet etmenin şahane olduğu oyunlardan bir tanesi.
Vallahi arkadaşlar, bu arada izleyenler, sıkılanlara kusura bakmayın. Vallahi bu 0 derece havayı bulmuşken hasrotlarını bırakmak olmaz. Şuradan yürüyebilir miyim? Yürüyemezmişim. Koşamadığım için benim çok dikkatli geçmem lazım buralardan. Benim gideceğim yer muhtemelen şu tarafta bir yerde. Buradan buraya geçer miyim? Deneyelim. Geçtik. Güzel. Twitch'te en iyi ufak yayıncı şu an Emircan ve sen varsın gözümde. Eyvallah, sağ olasın. Bu arada Emircan kim diyenler için evdeki ses TV arkadaşlar. Onu da takip edin. Sanırsam bataklıktaki en rahat günüm olabilir ya. Long Dark kariyerimdeki, Long Dark'ta acıdığım zamanlardaki en rahat bataklık yolculuğum olabilir. En rahat bataklık yolculuğum olabilir. Şimdi bunu söyledim. Kurtlar birazdan pusu kuracak. Rezalın abi. Ben genelde oyunu övdüğüm zaman başıma gelmeyen bir şey kalmıyor da. Rota fırın. Şuradan gidebiliyor muyuz? Gidelim lütfen. Lütfen gidelim. Koşamıyorum. Bak ölüyorum. Heh. Geçer miyiz lan? Korkuyorum. Korkuyorum chat. Orada biraz iyi yer varmış. Koşamıyorum, çok ağırım. İnce buz mu? Nani? Koşsak sıkıntı olmayacak da koşamayınca korkuyorsun ya. Çünkü direkt hipotermisin yani. Abi senin Long Dark yayınlarını çok seviyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederim hocam. İşte bir de Long Dark'ta çok güzel olsa çok güzel olacak ya. Vallaha. Güzel oyun da hani ben çok fazla oynadığım için. Bayıyor biraz beni. Sırf chat'teki muhabbet olduğu için biraz artık hala Long Dark'a devam edebiliyorum. Bunu sürekli söylüyorum aslında videolarda, tekrar etmiş gibi oluyorum ama yine de tekrar etmekte fayda olduğunu hissettiğim için bunları tekrar ediyorum. YouTube'dan izleyenler arkadaşlar, biliyorum hani oyuna daha rahat odaklanmamı, eski zamanda YouTube'a özel yapıyordum çünkü. Mütecavız günlükleri serisi YouTube'a özel. Hala da öyle. Mütecavız denemeleri canlı yayında yaptığım, YouTube'a aktardığım Long Dark videoları. Mütecavız günlüklerini böyle daha samimi, hani daha tamamen sizle konuştuğum için, yani bir şeyler konuştuğum, bir şeyler anlattığım için, oyuna odaklandığım için, daha hani chatte olmadığı için, daha da odaklandığım için daha çok seviyorsunuz. Eyvallah. Lakin yapabileceğim her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Hep aynı şeyleri devir döngü dönüyor. Zaten burada bile dönüyor aslında. Buradaki amaç zaten hani biraz Long Dark oynayalım, muhabbet edelim, takılalım havasında bir şey. Long Dark hani yürüme simülatörü. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 10-15 dakikadır yürüyoruz. Ne bir kurtla karşılaştık ne bir şeyle. Zaten kurtla karşılaşsak bile kaçmaya çalışıyorum zaten, biliyorsunuz. Mütecavız sonuçta. Tek bir kurt bile bizi öldürecek seviyede güçlü olabiliyor. Şu an gerçi ölmem de canım bayağı dolu. Yani mütecavızlıktan benim serilerimi izleyenler en ufak hatada Long Dark'ın acıma nedir bilmez yönünü gösteriyor efendim. Bir de ben biraz şeyim yani, bazı konularda çok radikal davranıyorum. O yüzden. Yani işin sözü muhabbet var burada arkadaşlar. Siz de gelin buyurun yani, ne diyeyim.
Üçüncü bölüm Aralık'ta gelmeyecekmiş. Evet gelmeyecek. Bunun duyurusunu yaptım. İlk gün duyurusunu yaptım YouTube'da. Hipotermi olsan ne olacak? İlk gün fırın karşısında olacaksın nasıl olsa. Yani ama yine de bayağı hasar kaybedeceğim. Hani canım bayağı azalacak. Ve direkt buraya girmek de kolay değil ki şimdi bak. Şimdi löböcerek diye giremeyeceğim. Girebilir miyim bilmiyorum. Burası her zaman riskli. Çünkü buranın etrafında kurt spamlanıyor yani. En az 3-4 tane kurt spamlanıyor. Hani bazen yani şuradan şu tepeyi bak şunun arkasını göremiyorsun. Bu tepeyi açtığında kurt saldırabilir. Demişken fişeği çıkarayım elime de en azından bir savunma şeyim olsun. Burası çok da güvenli bir yer değil. Koşamıyorum da zaten. Aralıkta biraz hem hayatta kalma moduna hem de hayatta kalma moduna biraz orta seviyede bir güncelleme gelecek. İşte tavşan derisinden şapka gibi vesaire gibi bir şeyler gelecek. Aynı zamanda hikaye modunda birinci ve ikincisinin rework'ü gelecek. Yani bütün diyaloglar seslendirilmeler, hani hepsi seslen, bütün diyaloglar seslendirilecek, animasyonları yapılacak. Daha iyi bir diyalog seçimi olacak. Yan görevler tamamen yan görev olacak. Yapmak zorunda olmayacaksın. Amele görevlerini isterseniz ben yapacağım %100 bu arada. Tekrar oynayacağım. Yeni hikayeler yani oyunun hikayesini etki edecek. Hani en azından yeni infolar verecek. Yeni NPC karakterler hem de ıvır zıvırlara bulacakmışız diye söylediler. Özellikle yeni NPC bulamazsam çok büyük hayal kırıklığına uğrarım. Çünkü bunu söylediler. Sıçarım ağızlarına. Yeter artık yani. Yalan da atmayın artık yani. Oyuna yeni hayvanlar lazım. Oyuna her şey lazım. Oyuna yeni dünya hayvan değil. Yemek yeni daha iyi yemek sistemi lazım. Hay yeni hayvanlar lazım. Yeni silahlar lazım. Mızrak üzerine çalışıyorlardı bir ara. Mızrak lazım. Revolver lazım. Revolver'ın sözünü vermişlerdi. Binek hayvan belki. Binek hayvan konusunda çok diretmiyorum ama yaparlarsa güzel olur. Hayır, wow, hoş geldin. Merhabalar efendim. Merhabalar. Onu ben mi yapıyorum? Siz izliyorsunuz. Allah Allah. Ben yani Long Dark oynayınca illa normal izlemelerimin daha üzerine çıkıyorum. Ateş yakalım. Büyüteç kullanamıyorum. Ekstra kibrit bulduk. Bu şahane bir şey. Ablamızın yeteneklerini göz ardı göz önüne aldığımız zaman bence şahane bir şey. Okuduğumuz bir kitabı yakalım. Olur reis. Merhabalar efendim. Oyuna bilek hayvan olarak ejderha eklenecekmiş diye duydum. Ve açıkçası Bethesda ile bir anlaşmaları falan var mı? Muhtemelen Bethesda'nın buglu ejderhalarının kodlarını almaya çalışıyorlar. Hani biliyorsunuz internet biraz şey yani yavaş hani kendi kodlarını çok yazmakta çok yavaşlık çektikleri için başka firmalardan şey yapıyorlar. Hani anlaşarak hani siz ejder yapmışsınız biz yapamadık. Biz daha Revolver yapamadık. Bize bir şu ejderi bir yapsanıza diye bir anlaşmaları mevcut efendim gizli gizli de olsa. Biliyorsunuz ben de internete yakın birisi olarak da size bu bilgiyi paylaşmak istedim. Evet. Yakında dragonlar gelecek, dragon bomblar gelecek. Soundtrack olarak da doy diye Dragonborn müziklerini duyacağız efendim. Ha ablamız Fusro'da der mi? Biz Dragonborn olur muyuz? Orası meçhul efendim. O zaman çok fazla Elder Scrolls'a gireceğimiz için muhtemelen telif hakkından dolayı sıçarlar. O yüzden yapmazlar.
Tamamdır Onur. Keyfine bak, takıl. Kutuların hepsini kıracak mıyım? Niyetim öyle. Kutulardan en azından ikisinde bir şeyler çıkıyor. Mesela şunda bir şey çıkacak. Kaç saatlik ateşim var? Bir saniye. 4 saatlik ateşim var. Bir de olabildiğince önce odun koyacağım. Çok fazla kömür kullanmak istemiyorum. Sıcaklığı önce 80 derece odunlarla çıkarmak istiyorum. Varsa biraz bir tane kömür de katalım da. Oha lan, aynı yer dedim yayın az önce. Ben hep buradayım işte. Ben hep buradayım, hep buraya geliyorum işte. Kuzey Kanada küçük yer biliyorsunuz. Hadi bakalım. Neyse. Oy, yanlış müzik bu ya. Bu şey müziği değil yalnız. Şurada bir şey parlıyor ama. Alo, kurt var uzakta. Orada yeşil kurt var uzakta. O kurt. Hadi bakalım. Uzay ışıkları. 50 tane asur otu. Göm 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 göm. Midem ölsün ya, ne olacak ya? Bir tanecik yedim yeter ona. Oyunun müzik DLC'sini aldın mı? Yok, hayır. Long Dark'ın müziklerini çok aşırı beğendiğimi söyleyemeyeceğim ya. Daha ziyade ambiyans müzikleri bunlar. Oyunun ana menüsü müziği güzel. Eyvallah. O da çok dinlediğim bir şey değil. Yani özlediğim bir şey değil. Bir Undertale değil abi şimdi. Soundtrack dediğimiz zaman bir Persona 5 derim, bir de Undertale derim. Diğerlerini tanımam yani böyle. Hani tamam, yine mesela Skyrim'in falan birkaç, Skyrim'in soundtrackları güzel ama ben açıp dinlemişliğim yok mesela. Yani oyunu bitirdikten yıllar sonra bile bana kendilerini dinletebiliyorsa o soundtracklar, bence inanılmaz absürtler. Yani ayrı bir yeri vardır. Long Dark bence öyle bir şey değil ya. Birçok oyun değil. Şimdi Long Dark'a bunu ben gömmek için söylemiyorum bunu. Long Dark'a gömecek olsam gömüyorum zaten, biliyorsunuz. Ya yatayım zıbarayım diyeceğim de neyse, biraz uğraşalım diyeceğim. Hayır, yatıp zıbaralım biraz ya. Önce biraz kutu kıralım ya. Hem şuradaki şeye bakalım bir. Nereden görüyorsun ya onu? 15x gözüm var. Abi yeşil yeşil parlıyor. Küçük bir şey, yansıma gibi. Yani Northern Light'ta kurtların hepsi yeşil parlıyor. Normalde göremem de uzakta şey, karda çok belli oluyor. Ok ya ile kurt öldürme keyfini tüfek vermez. Tüfek nere vermiyor ya? Oğlum tüfeğe mermi yerleştirme sesi kurt öldürmekten daha keyifli bir şey. Şakalap şukalap diye koyuyor ya. Vallahi tatmin ediyor yani o. Başlarım okuna yayına, her ne kadar degolastık damarlarımda aksa da yani. O reload sesi güzel oluyor yani. Bir tane daha. Para ver. This stuff will come in handy. Çöp. Çöp. Kullanışlı bir kıyafet ver ya. Ver, köpek maması ver. En sevdiğim.
Evet efendim. Güneş doğarken ardından tepelerin. Şunu iyice ben bir harlayayım. Daha sonra şurada biraz zıbaralım. Canımız da çok azalmasın. Saatlik ateşimiz var mı? Gerçi 10 saat uyumama gerek var mı onu da bilmiyorum. Hadi bakalım. 8 saat uyku bize yetecektir. Müziği ver, ver trifleri ver. Ben şu an bıçak yaptım değil mi? Hata yapmayalım da. Yine mi Nord'unlar lan? Ne oluyoruz? Yeşil yeşil yanlayın etraf. Şimdi çok fazla demir parçam kalmadı. Etraf şöyle hızlıca bir bakalım. Ağırlığım ne kadar? Ağırlığımız bayağı azalmış. Şunu keserim en kötü. Demir parçaya ihtiyacım olursa da. Öncelikle ben şu şeye gitmek istiyorum ya. Şu. Şuraya bir gitmek istiyorum ya. 6 saatlik ateşimiz var. Ben burayı biraz daha harlayayım da. Solda kurt var. Bir şekilde oradan hızlıca eti alıp şey mi yapsam acaba? Geyikleri taşımayacağım oradan da. Eti alıp kaçabilirim. Ekstradan beleş yemek abi. Bu gecenin yemeğini beleşe getirmiş olurum. Da. Sis bastırmaya iyiydi.
Okey. Geri dönüyoruz. Kurtlar yerlerini aldı. Ah, sizi sevmiyorum ya. Önemi görememek üzüyor. Sıvı hocam hoş geldin. Aleyküm selam efendim. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Orada 53 kişiyiz, beni açar mısın? Hayır. Ne demek? İmza işi ne oldu abi? Sen Discord'dan benimle yayından sonra hatırlattın mı? Hayır. Yayın içerisinde hatırlatırsanız arkadaşlar yapamam. Yayından sonra da unutuyorum. Bana Discord'dan yazacaksınız. Hatırlamıyorum. Ne yapayım? Çok fazla durum kalmadı ama tonla kömürüm var hala. Altıdan yeter mi ya? Yeter aslında ya, 6 tane. Neyse hadi gelmişken şunu da yapalım. Ona tamamlayalım. Su içelim, dönmeyelim. Mantıklı değil mi? Oğlum, bu nasıl bir karanlık lan? Fırından Işık gelmiyor. Azıcık aydınlık olsun. Bolca yaptım abi. Muhtemelen kullanamayacağımdan çok daha fazlasını yaptım. Müsaadenizle şurada bir zıbaracağım. Nereye kullanıyoruz oğlum? Ben okey yaparken öleceğim zaten yine. Kendime güvenim tam. Öleceğim.
Hadi bakalım. Bir durum kontrol yapalım. Sonrasında mantıkamıza geri dönelim. Hop. Hava güzel, deniz güzel. Yelken yeter bize. Ne kadar suyumuz var? Yeterince var. Ekstra su yapmak için uğraşmayacağım. Çünkü yeterince ağırlığımın olduğunu düşünüyorum. Ağırlığımıza bir bakalım. 36 kiloyuz. Efendim. 36 kilo olmak etçük de olsa bir problem. Lakin çok da büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Bence yeterli bir makul bir. Dışarısı kaç derece bir bakalım. Dışarısı da gayet güzel ya. Bu arada benim ceketim vardı. Ceket bulduk bir tane. Hop. Kısa bir intihara. Bir ceketimiz var. 200 derece. Aman tanrım. Hayır. Şişem nasıl? Tam bir büyük boy eliksir şişesi ya. İçine böyle su katacaksın, su içeceksin ya. Çok bir damla böyle renklendirecek atacaksın. Bir damlacık kırmızı böyle. Al sana HP potion yani. Ya da bir litrelik bir şey alacaksın. Vişne suyu. Ya da kırmızı şişe alacaksın. Bunu alışmadım. Direkt marketten bir sürü cam şişe su var. Alıyorsun. Kullanıyorsun ya. Güzel oluyor. Akça ağaç mı? Kuşmuş o ya. Bize bir tane akça ağaç lazım. Gidebilirsem yine şeye gitmeye çalışacağım. Bataklık manzarasına çıkmaya çalışacağım. Orada yine bazen kıyafet falan da çıkabiliyor. Mütecavuz olmasına rağmen. Hiç yoktan yemek yeriz. Et falan var orada. Geyik var. O yüzden oraya çıkacaksam bir de yolda biraz odun toplamam lazım. Ateş çekeceğim çünkü. Bir saat falan takılırım orada. Havada güzel. Gerçi aslında hava güzelken direkt gidilebilir ama yani ekstra da kalori abi sonuçta. Hem de kıyafet çıkma şansı. Hepsi bir araya toplanınca gayet güzel. Gitmeye değer. Orada akça ağaç mı var? Gözlerim akça ağaç görüyor. Evet, orada akça ağaç var. Babanın gözünden akça ağaç kaçar mı ya? Hadi bakayım. Subol aşağıda gözükür en azından ya. Sen direkt uzun zamanda abonemsin. Panelde falan gözükür yani kaç sayıda olduğun. Kaç aylık olduğun gözükür. Yenile hep mi boş gözüküyor? Yenilersin olur aslında ya. Bazen yüklenmediği bende de oluyor da. Ya F5 deyince falan sayfayı geliyor genelde. Şurada mağara mı vardı ya? O mağarada acaba bir şey çıkabilir mi? Kıyafet çıkacağını zannetmiyorum ama. Hava da güzelken bakılabilir aslında. Ne biçim moderatör ya.
Bu nasıl bir... Oho. 10 aylık abonemize küfür ediyor moderatör ya. Ayıp ayıp. Hadi bakalım. Şey yok. Belki birkaç parça kömür vardır. Dur bakalım. Bazen hiçbir şey olmasa bile şöyle derinliklerinde birkaç parça kömür olabiliyor. Yokmuş. kilo olduk. Ağırlık hissedilmeye başladı. Bakalım bataklık manzarasına gidebilecek miyiz? Genelde tam oraya geçiş bölgesinde yukarı çıkılacak yerde kurt çıkabildiği için sıkıntı oluyor. Ama bazen kurt orada tavşan avlıyor. O tavşan kemirirken çıkabiliyoruz bazen. Bazen. Belki tekrardan çıkarız. Pam 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 pam. Şu yıldızlar, her gece rüyamda senin gönlüne dönüşümler. Karanlıklar. Seni kandır, seni kandır, seni gerçeklere ben korurlar. Efendim Berat. Amerikan geyiği okla indirdim. Kıyafet yapayım mı yoksa başka şeylerden mi kullanayım? Sana bağlı ya. Ben açıkçası pelerini daha çok seviyorum ya. Her ne kadar çanta evet bana taşıma kapasitemi 5'lik bir avantaj sağlasa da özellikle zorluk seviyesi yüksek olan izcide mesela çanta yapabilirsin ona bir şey demem de. O ne lan? Kütüktür herhalde. Bir mağarada. Mütecavızda pelerin yapmak çok güzel oluyor ya. Çünkü oyundaki en iyi armor veren item o. Yani. Mütecavız oynuyorsan sen de benim gibi. Pelerin. Oh shit. Bunların hepsini taşıyamam ben. Yine de alıyorum. Ya daha az hasar yiyorsun. Zırhının ne kadar fazlaysa o kadar kurtu mesela ısırdığı zaman bir can azalıyor ya. O azalma daha az oluyor işte. Ölme şansın daha da azalıyor yani. İleride tavşanlar mı kurt mu onlar? O ikisi de kurt. Tavşanların soyunu tüketmişler gibi duruyor.